Merhaba sevgili Bizon TV izleyicileri. Haftanın öne çıkan gelişmelerini konuşmaya devam ediyoruz. Her hafta olduğu gibi bugün sevgili Hikmet Genç ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar, iyi günler. Şimdi Hikmet Bey, gündem çok sıcak. Evet. Geçtiğimiz günlerde de bir son dakika gelişmesi oldu. Çokça tartışılan bir son dakika gelişmesi. FETÖ'nün medya yapılanması davasında Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcan tahliyesine karar verildi. Evet. Tam olarak onu söyleyeyim. Ahmet Altan hakkında FETÖ terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım suçundan 10 yıl 6 ay. Nazlı Ilıcan ise FETÖ'ye yine bilerek ve isteyerek yardım suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Evet. Cezaevinde yattıkları süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Bu karar çokça tartışıldı, tahliye edilmeleri. Siz bunlarla alakalı neler söylersiniz? Doğru bir karar mıydı? Şimdi kararın ne kadar doğru olduğunu söylemek aslında hukukçuların işidir. Evet. Yani hukuk tekniği var çünkü. Suçlama ortada. Bir de bu tarifler çok mesela insanların kafasını karıştırır oldu. Belki de tartışma konusunda belki de temelinde bu var. O da ne? Mesela daha önce Sözcü'nün de mesela bir FETÖ'cülük davası var. FETÖ'cülük diyorum çünkü neydi? İşte örgüte üye olmamakla birlikte. Evet. İşte onların yayın organı gibi ve hatta malzemelerini kullanıp yardım etmek, işte onların sac ayağı olmak veyahut medya ayağı gibi çalışmak gibi bir takım şeyler vardı. Şimdi bir defa şunu söyleyelim baştan, yani genelde şöyle bir kanı da oluştu. Yani her hukuki süreç vicdani süreci de otomatik olarak yanında getirmez. Yani halkın da bir vicdanı var. O vicdanların da sesinde farklı şeyler ortaya çıkıyor. Çünkü şunu söylüyor herkes, ya işte bu belli bir yaş var. Hep vicdani konuşuyoruz ya. İşte Nazlı Hanım tabii bayan olduğu için söylemiş gibi olmuyor ama yani bayağı bir yaşı var. Daha önce bir yazdığı mektup da vardı. Ahmet Altan'ın proje olarak ortaya çıkan taraf gazetesinin genel yönetimi olarak tabii ki FETÖ'nün ne kadar çok FETÖ'cüleri ne kadar iyi tanıdığı, ne nasıl kadar çok... Nasıl bir proje? Taraf bir projeydi. Taraf bir proje gazeteydi. Yani bir operasyon yapılacaktı. Türkiye'de operasyon yapacaklardı. Bu operasyon yapılması için bir medya organına ihtiyaç vardı. Bu medya organının da başına Ahmet Altan'ı getirdiler. Yılların gazeteci, duayen bir gazeteci, romancı, gazeteci, köşe yazarı, fikir adamı ne dersiniz deyin. Ve proje sürecini tamamladı. İşte Ergenekon davalarından falan filan gördük. Daha sonra bu proje bittikten sonra da zaten Ahmet Altan'a git dediler. O da kendi gidiyormuş gibi yaptı. Yani ben roman yazacağım artık falan diye. Daha sonra o taraftaki o yazarlar bir günde iki günde değişti, alt üst oldu falan filan. Sonra FETÖ'cülerin tamamen kontrol ettiği ve artık başka bir şeye gerek yok. Yani Ahmet Altan dışarıdan eklemlenmiş bir kişi olarak orada duruyordu. Proje devam etmeye çalıştı. Fakat tabii olay ortaya çıktı. Proje olduğu net bir şekilde ortaya çıktı. Ve arkasından da bir dava süreci başladı. Tabii 15 Temmuz'a kadar belki de Türkiye devlet bu kadar bunun farkında değildi. Yani tabii ki bir terör örgütü var, o isimlendirildi. Bu bir terör örgütü dendi, hepsi bitti ama sonuçta yani geçmişte kaldı. O zamanlar hep biz kandırıldık falan şeyle idare edecek bir durum yok ortada. Çünkü bu işin temelinde bir medya var. Ve medyanın başında da bir adam var. Ve bile isteye bunları yapmış. Hatta siz Ahmet Altan'ın FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım ettiğini söylüyorsunuz. Ve bilmemesi mümkün değil. Yani şimdi oradaki maaşların ödenmesini de biliyoruz. Oradaki taraf gazetesi çıkarken nasıl destek yapıldığını çok iyi biliyoruz. Tamamen FETÖ'nün kendi mecrasından kendisi ayarladığı paraları direkt nakit olarak verip ödendiğini. Bütün bunlar hepsi zaten savcılık kayıtlarında detayları hepsi var zaten. Nasıl kuruldu, nasıl yapıldı diye. Şimdi böyle bir gerçek, böyle bir vaka var. Bunun dışında şimdi tartışılan şey şu. Niye tartışılması şu. Ya FETÖ ile mücadelede bu ciddi sekteye uğratır. Bu mücadeleyi kırar. Bir hareket midir bu? Tartışması bu zaten. Ben şöyle söyledim, ben ne kadar vicdan değildir tartışılmasına karşı değilim. Çünkü tartışılacaktır. Herkesin vicdanında farklı bir ses çıkartır bu. Hukuk tekniği olarak da işte 8,5 yıl hapis cezası almış bir kişinin işte 3 yıl, 3 küsür yıl yattığı, içeride olduğu göz önüne alınıp arkasından pişmanlık veyahut da değil yaşadığı, işte bu 3,5 yılın takriben 4 küsür yıla infazın tekabül ettiği, fakat şartlı tahliye diyoruz ama. Evet. Yani burada tabii Yargıtay onanması da henüz ortada bir şey yok. Biliyorsunuz çok defa başımıza geliyor bunlar. Yaşıyoruz Türkiye'de. Tahliye ediliyor, arkasından tekrar içeri alınabiliyor. Bu süreçler daha yaşanmış da değil. Çok taze bir hadise olduğu için söylüyorum. Haklı mıdır, haksız mıdır derken benim tek söyleyeceğim bir şey vardır bu konuda. O da şudur. Bu konuda da çok rahat bir adam oldu. Fiziksel olarak alınması açıksa
bu bakımdan onu özellikle ifade ediyorum. Fiziksel olarak alnım açıkken yüreğim de çok açıktır bu konuda. Çünkü yaptıklarımız ortada olduğu için çok rahat konuşan bir insanım. Bu konuda özellikle 2011'li yıllarda, 2012 yıllarda henüz daha bu 17-25 Aralık sürecinden çok daha önce benim kendi adıma söylüyorum. Çalıştığım gazetede verdiğim bir mücadele vardı FETÖ'ye karşı. İşte o zaman cemaat falan deniyordu. O cemaate karşı vermiş olduğum bir mücadele vardı. Ve o zaman da bahsetmiştim. Yani bunlar her tarafa sızan ekip ve bunlar bir şekilde başınıza bela olacaktır gibi ifadeler kullanan bir kişi olarak söylüyorum. Şu var. 15 Temmuz'da bununla eğer FETÖ bu darbe girişimi falan deniyor ya, hani darbe diyorlar, darbe girişimi deniyor. Daha da uzatalım. İşgal girişimi. Başarılı olsaydı acaba bu 15 Temmuz'dan birkaç gün önce televizyonda hepimizi tehdit eden bu duayen abiler ablalar tırnak içerisinde bize acıyacaklar mıydı acaba? Çok merak ediyorum. Yani o işgal girişimi başarılı olsaydı ve Türkiye'de iç savaş olsaydı acaba çoluk çocuğumuza bırak yaşı çok büyük çok duayen bırakalım bunu hikayesini bize acıyacaklar mıydı? Türkiye acıdılar mı acaba? İnsanın vicdan noktası bu. Çünkü bir iç savaş çalışmasıydı bu. Yani Türkiye'yi kontrol edemeyeceklerini bütün dünya biliyor. Edemezsiniz. Türkiye 1980'deki gibi 1960 darbesindeki bir ülke yok artık. Dünyada böyle ülke yok zaten. En güçlü olan diktatör dahi ortada Bas'ın gücüyle Hafız Esad işte'den başlayan oğla kadar Beşar Esad'e kadar gelen süreçte içerideki bir hamleye karşı ülkeyi kontrol edemedi. Şu anda ülkesi 3 parça. Hatta 4 parça Suriye. Edemezsiniz. Dünyadaki en iyi istihbarat, muhaberat, en güçlü diktatörlerden bir tanesi. Makamı öyle sağlam bir kişi. Babadan oğla geçmiş. Böyle bir yerde dahi kontrol edemediniz. Edemediler. Ne Suriye ordusu bunu becerebildi. Halk ayaklandı. Bir yani olayın şöyle benzetmesini yapayım. Yanlış anlaşılmasın. Yani bu işler öyle kolay değil. Yani eskiden olduğu gibi bir tane televizyon kanalı eline geçirir. Oradan alo alo diye anons et. Darbe oldu bitti diye bir şey olamazdı Türkiye'de. Yani gördük zaten Anadolu'ya gezdik. Başaramadılar, başaramayacaklardı ama bir iç savaş çıkabilirdi Türkiye'de. Bölge bölge korkunç yer yaşayabilirdik. Birkaç saatte biz kaybettik 250 kişiyi. Biz 250 bin kişiyle kaybedebilirdik ki kaybedebilirdik. Ve bütün bunlara bakıyorum da şimdi sen bundan o zaman konjonktürel bir şekilde, çünkü çok meşhurdur ya şu laf, konjonktürel, şartlara göre. O zaman öyleydi arkadaş. O zaman öyleydi arkadaş dediğin şey bilimde olur. Bilim bu kadarını biliyordu, o yüzden bilemiyorduk. Şimdi bilim bunu öğrendi, yenisini öğrendik. Değil mi? Vicdani noktalarda konjonktür olmaz. Yani Adem Aleyhisselam'dan bu yana insan öldürmek kötü bir şeydir. Dünyanın en kötü şeyidir can almak. Bu insanlıkla başlayan bir şeydir. O yüzden biz konjonktürel diye bir şey kabul etmiyorum ben. Yani o zamanlar işte vermişlerdi de şöyle, bunlar mazeret olamaz suç işlemekte. Özellikle böyle bir suçta. Dünyanın en tehlikeli terör örgütlerinden bir tanesi bak. Terör örgütünün başını Amerika'da koruma altında yaşıyor. Düşünebiliyor musunuz? O yüzden o cepheden bakıyorum ben. 8,5 yıl doğru mudur, yanlış mıdır? Ondan sonra şu kadar sene yattı, bu yaşta çok vicdan yaptı, çok özür diledi veya çok gerçi Ahmet Altan bunu da yapmadı ama Nazlıcak yaptı. Bunun karşında bırakılır mı? Şartlı tahliye olur mu? Yargıtay onamadan önce bunun kararı bir şey etkiler mi etkilemez mi? Hukuki süreçler bunlar. Ama şunu en azından bir noktada birleşelim, öyle bitireyim. Yani FETÖ Türkiye için bizi uçurumdan döndüğümüz o vakit hatırlayarak düşünmemiz lazım. Herhangi bir ucundan dokunan kişiler de dahil olmak üzere. Yani FETÖ'nün sac ayağı olmuş. Eren Erdem gibi karşı gazetesi çıkartılmış. Karşı sadece FETÖ malzemesini kullanmaya çalışıyor. Kim olursa olsun. İsterse şu anda vekil olsun veya olmasın. Bu FETÖ'ye özellikle de yaşanan bu büyük şeylerden sonra 17-25 Aralık sonrası da çok önemli çünkü. Ayrışmanın ne oldu? Ya ne netleşmeye başladığı zaman neyin ne olduğunu. Herkes bizim gibi olmayabilir. Biz aidiyet duygusu hissetmediğim için bir tek aidiyetim vatanımdır, toprağımdır. Gerisini tanımam ben. Ama 17-25 Aralık'tan sürecinden sonra, özellikle 15 Temmuz'dan sonra hala oturup da bunu korumaya çalışıyorsanız veya bir şey söylüyorsanız bu Türkiye için çok tehlikeli bir şeydir. Kim olursa olsun, ister örgüt mensubu olsun, isterse sonradan eklemlenmiş olsun. Hepsine karşıyız ki unutmayalım, sözcü de bu FETÖ'cülük davası yaşanırken de oradaki iddianamede şunlar vardı. Yani sen FETÖ'cüsün değilsin, bakmıyorum ben dedi devlet savcı ve doğru yaptı. Nedir o? Sen FETÖ'nün emellerine ve hedeflerine ulaşması için
onların medyaya oldun mu olmadın mı? Onu inkar edemezsin çünkü adamların, bak şu anda hala yazıyor Emin Çöleşen. Ne diyor? Şimdi cemaati destekleme zamanı. Manşetten, sür manşetten. İkincisi, bizim başaramadığımızı Fethullah Gülen ve ekibi başardı. Demek ki ortak bir hedefiniz mi vardı yani? Ne demek o? Üçüncüsü, gene yazısıdır. FETÖ'ye, cemaate şimdi FETÖ diye isim koydular. Silahlı bir örgüt olarak addediyorlar. Ben buna asla inanmıyorum diyen gene Emin Çöleşen'di. Şimdi benim gözümde mesela bu vicdan diyorsanız eğer, şunu söyleyen bir kişi, Türkiye düşmanıdır derim. Otomatik olarak söylerim bunu. Bu kadar ayyuka çıkmış, ne olduğu belli olan bir örgüte bunu söyleyebiliyorsanız, nasıl biz PKK güzellemesi yapanlara, Türkiye'de bölmeye çalışanlara hain diyorsak, otomatik olarak herkes hain deme hakkım vardır. Eğer böyle söylüyorsan, benim vatanıma, bayrağıma göz diken kim varsa haindir zaten. Aslında Nazlı Ilıcan mektubuna dönecek olursak, ben Nazlı Ilıcan mektubunu çok defa okudum ne anlatmaya çalışıyor diye. Bana bir itiraf niteliğinde geldi Nazlı Ilıcan mektubu. Çünkü Cumhurbaşkanı'na yönelik size büyük haksızlıklar ettiğimi düşünüyorum ve sizden, Emine Hanım'dan özür diliyorum ifadelerini kullanıyor. Böyle bir itiraf niteliğinde olan bir mektup aslında kararın da doğru olduğunu göstermiyor mu bize? FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım. Çok güzel bakış açısı Zeynep. Yani bir konuşmama gerek bile kalmadı. Yani şu açıklaman, şu sorunun içerisinde her şeyi verdin. Evet. Yani kendi kendine cevap veren soru derler ya, onun gibi bir şey oldu. Evet, doğru. Yani bir bakıma hani itiraf, yani özür demek, bu yapılanların ne kadar işte olduğunu söylemiş olmak, doğru söylüyorsun. Yani burada itiraf var. Ama bunun karşılığında şöyle bir şey var. Hep vicdanlar böyle konuşuyor. İnsanın aklında o 15 Temmuz hala böyle bir rüya gibi. Yani inanılmaz çok zor. Hakikaten çok büyük bir travma çünkü. O akşamı yaşayan kişiler olarak, İstanbullu olarak söylüyorum. Hakikaten yani şeyi bırakın artık, yani tamam listeye koymuşlar. İşte bilmem ne medyasından şu gruplar, şunlar göz önüne alınacak veya şuna etkisiz hale getirilecek. Neler gördük biz? Gözümüzle gördük ve yaşadıktan sonra daha da büyük travma yaşamaya başladık. Yani olay bitmiş. 16 Temmuz, 17 Temmuz olmuş. Bir gördük manzarayı. Korkunç bir manzara. On binlerce insanı ifade edebilecek duruma gelmişler. Ya sen bir Türk askerine, vatandaşa kurşun sıktırabilir misin? Bunu yaptılar. Ya bu inanılmaz. 60 darbesini görenler var. Ben 80 darbesini gördüm. Yine aynı oyunlar vardı. 5000 tane insan öldü. Ama darbe oldu. Sonuçta bunlar yaşanmadı. Devlet çekti silahlarını oradan buradan. Bu da çok ağır bir şey tabii. Altı çok doldurulacak olan bir şey. Sağcıya ver, solcuya sık, solcuya ver, sağcıya sık diye. Oynadılar. Oyu bitirdiler ve darbe oldu. Ama ha, idam oldu tabii. Onlar da acı şeyler. Yani darbenin kötüsü iyisi olmaz. Evet. Ama 15 Temmuz'da direkt silahlar kullanılmış ve ya bu ülkeyi İngiliz işgal etti, meclisi bombalamadı ya. Düşünebiliyor musunuz? Kendi meclisini bombaladı bu uçaklar. Şimdi bütün bunlara baktığın zaman, itiraf da olsa, yaş var, yaş baş var. 70'leri geçmişsin, 80'lere dayamışsın. Kendi babandan, kendi akrabandan belli, 60 darbesini yaşamışsın. Böyle bir insan, böyle bir itirafın ne karşılığı olur? Yani ona bakmak lazım yani. Yani ama dediği çok doğru. Yani bu bir itiraf aslında yani. Ben bu haltları çok özledim. Yedim. Ve ben pişmanım. Yaşta bu, daha fazla dayanıp ölebilirim içeride. Bu durumlarda tabii bazen de şey oluyor. Yani o da doğru. Yani bazen böyle yargı karar verirken de böyle vicdan yoktu. İnisiyatif kullanır. Hani ABD'deki hakimin gibi. Hakimin takdir yetkisi. Takdir yetkisi yani. Vardır. Ya tamam da ben bu 76-78 yaşında. Zaten çok bir ciddi bir ruhi bunalım yaşıyor. 8,5 yıl vereyim. Şart tahtı yapayım ama en ufak şeyinde ben tekrar bunu aynı şartta yaşayacak şartlarda bırakayım demiş olabilir. Ama bizim FETÖ'yle mücadelemizde asla, onlar bizi inkıtaya uğratmaması lazım. İradeyi asla bırakmamak lazım. Affetmemek lazım. Özellikle 15 Temmuz aktif görev alanları asla ve asla hiçbir vicdani, hiçbir özür, hiçbir şey kabul edilmeden onların cezalarını sonuna kadar çekmesi lazım ki Hikmet Genç olarak ben defaatle söylemişimdir. Ben idam cezasına karşı değilim. Yıllardır bunu savundum. 20 yıl önce de savunuyordum. İdam cezası olmalıdır. Ben onların idam edilmesini isterdim vatandaş olarak. Onu da söyleyeyim. Şimdi diğer bir FETÖ tartışmasıyla devam edelim. Bu arada bu Taraf gazetesiyle alakalı hala duruyor manşetleri. Ergenekon döneminde ne tür manşetler attığını izleyenlerimiz merak ederse dönüp bakabilirler. Olmayan bir davayı nasıl varmış gibi alenen göstermişlerdi çünkü. Şimdi Bülent Arınç'ın bir
söz konuştuğu ifade çokça tartışıldı, çokça konuşuldu. Evet. Neydi o? Kemal Öztürk'ün YouTube kanalına konuk oldu ve orada KYK ile ilgili bir facia ifadesini kullandı. Bu ifadesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da esefle karşıladım, bunu konuşacağız dedi. Bu Bülent Arınç'ın ifadesinin FETÖ'yle mücadeleyi yine sekteye uğrattığı konuşuldu. Hatta şehit yakınları ayaklandı. Bununla alakalı neler söylemek istersiniz? KHK meselesi bundan sonra nasıl devam eder sizce? İşte böyle biraz önce aslında belki de ilk de konuşmuşuz. Gereksiz bir şekilde belki de uzattık o mevzuyu ama yani detay vermeye çalıştım. Köprüyü anlattım, Çengelköy'ü hatırlatırım şu anda. O askerin, asker tabii değil, asker üniforması giymiş hainlerin, alçakların bu millete nasıl sıktığını gördük, gözümüzle gördük. Yani ne hale geldiklerini gördük. Yani belki bu topraklarda yaşanmamış bir şey gördük biz. Bizim milletimiz, bu millet iç savaş bilmez. Anadolu'nun en güzel tarafı budur. Biz iç savaş tanımıyoruz. Bize iç savaşı yaşatmaya çalıştılar. Bu kadar çok ağır bir şeyden geçtik. Yani biz öyle birkaç saatte biz 250'nin üzerinde şehit ve 2000'in üzerinde gazimiz oldu. Birkaç saatte. Diyorum ya bu 10 saatte ne olurdu? Birkaç günde ne olurdu? Allah korusun bir senede ne olurdu? Şimdi KYK meselesi. Bakın bu işin tabii çok belki de bildiğimiz ve çok fazla konuşamadığımız bazı şeyler vardır Zeynep. Yani mesela bunu devletin belli gazeteci olarak, devletin belli kanallarına kadar inersin, haber yaparsın. Hani gazeteci biliyorsun haber kaynağını söylemek zorunda değildir. Tabii. Ama öyle bir şey olur ki zaman zaman gidersin onları öğrenirsin. Paylaşabildiğin şeyler vardır, paylaşamadığın şeyler vardır. Bu şeyle alakası yok. Bilgi saklamakla alakası olan şey değildir. O da nedir biliyor musunuz? Devletin kendi koruma refleksi vardır. Sen de ona evet dersin. Hani biz Can Dündar'a niye kızıyoruz mesela? Ki olmayan bir şey. Can Dündar niye bu şekilde bizim gözümüzde bir haindir açıkçası söyleyeyim. Devlet sır. Yani bu şimdi bütün dünyada, bütün dünya Türkiye çullanırken ve DAEŞ bir projeyken, bir proje olduğunda ABD itiraf etmişken ve Türkiye'ye bir tuzak kurulma planı yapırken sen bunu gazetecilik yapıyorum diye işte DAEŞ'e gönderilen silahlar diye bastığın zaman bu dünyanın hiçbir yerinde gazeteci olarak görülmez. Zaten dünya başkenti gördük örneklerini. The Guardian'da da gördük. Yani bazı belgeleri yayınlarken bunu belki birkaç program öncesinde, belki çok önce ilk programlarda söylemişimdir. O hard diskleri yani şey dünyanın gözlerinde oyun oynar gibi matkapla parçaladılar mesela. Biz de bu yayınlamayız. Karşında mesela çok eski köklü kuruluştan bahsediyorum. Yani dünün medyasından değil. Demek ki böyle bir durumumuz var. Peki şimdi ve deminki o lafımın devamını yapayım. Öğrendik, gördük. Gördük ki şunu gördük. Siz bir adamı yakalıyorsunuz değil mi? MİT hakkında rapor çıkıyor. 100 tane MİT mensubu, 100 tane MİT mensubu FETÖ'cü. Pat hemen atlıyorsunuz. Onları yakalıyorsunuz. Bu olan şeylerden bahsediyorum. Hemen açığa alıyorsunuz o MİT mensubu. MİT mensubu diyorum. Milli istihbarat yani devletin bekası için gerekli olan. Dünyada olmazsa olmazı. Zimbabwe'ysen problem değil ama bizim gibi dünya devleti olmak iddiası olan bir ülkeysen, bir dünya devletiysen daha doğrusu olmak zorunda. Peki raporu kim hazırlıyor? Raporu tabii biz MİT'ten birileri hazırlıyor. Ben bilecek halim yok. Zeynep Uzun da bilmez onu. Kim peki hazırlayan 6 kişilik grubun 4 tanesi FETÖ'cü? Şimdi siz böyle bir yerde ayıklama yapacaksınız. Bana söyler misiniz Allah'ını severseniz? Yani MİT'ten 100 kişinin hakkında rapor hazırlayan şeyin, grup ekibin 4 tanesi FETÖ'cü çıkıyor. Bir örnek olarak söylüyorum. Hani bu böyle 106 falan filan diye bakmayın yalnız. Söyleyebildiğim kadar anlatıyorum. Bir anda düzeltmeniz lazım onu. Çünkü hakimi, savcısı, emniyet müdürü, polisi en alta kadar, mübaşirine kadar öyle bir kılcal damara sızmış ki adam. Ve siz bundan temizleyeceksiniz. Nasıl temizleyeceksiniz? Metastaz. Evet, temizlemeniz için mesela bu şeydir. Uğurlu bölgeyi bazen alırken tam sınırdan alırsanız tekrar atlama devam edebilir. Mesela enfekte olan bölgeden bahsediyorum. Evet. Onu biraz kırmızı etinden de kesmeye başlarsın. Mecbursunuzdur. Tekrar kendini tamamlar o çünkü kırmızı et. Yani de daha doğrusu bozulmamış, enfekte olmamış bölge. KYK falan filan diye girdiği zaman Bülent Arınç, İşte yaşanan Türk süreç var, onun damadı var, meselesi var, bir sürü hikayeleri var. Ya arkadaş, bir şey söyleyeceğim. Biz haberini yapmıyor muyuz? Bu kadar dalmış, yani kendi devlet kendini temizleyecek, temizleyecek organ yok ortada. Yani devlet sızmış FETÖ'nün içerisine. Öyle bir hale gelmişiz. Bu çünkü 70'li yıllardan başlayan bir süreç. Hep söylüyorum, nasıl oldu da bunu görmediniz diye soranlara söylüyorum.
Nasıl oldu da devlet bunu görmedi 78'de? Nasıl oldu o görmedi 1980'de? Nasıl görmediniz 1982 ile 88'de? Nedir o? 82-88 o FETÖ'cü darbeci generallerin, sözde generallerin harp okullarına girdiği vakitlerdir. O kadar 28 Şubatlar yaşandı. Hani dinciler tasfiye ediliyordu. Hani irticacılar gidiyordu. Her şey gitmiş, bunlar kalmış. Adam 50-55 yaşlarında. Bakın Allah'ını severseniz. Bunun herhangi bir siyasi atacak bir suçun da yok. Şu yaptı, bu yaptı, bunun zamanında geldi. Darbeden sonra geldi bunlar işte. 80 darbesinden sonra geldi bunlar. 82-88 işte FETÖ'cü o akşam kalkışmaya o darbe girişiminde bulunan işgalci grubun %80'i 82-88 girişti Harbiye'ye bu adamların. Şimdi böyle bir yerden siz ayıklama yapıyorsunuz. KHK. Şu gitti, bu mağdur oldu, yok pompacıymış, öğretmenmiş. Bir şey soracağım. Devlet ne yapacaktı? Yani ben bir emniyet müdürüyle konuştum. Galiba 20 Temmuz'du. Aradan 5 gün geçmiş. Dedi ki şu anda dedi, Türkiye'de 12 bin üzerinde polis var dedi. 12 bin diyor bana. Evet dedim, bunlar FETÖ'cü dedi. 12 bin. Dedim müdürüm, ne yapıyorsun, almamız lazım. Nereye alıyorsun dedi ya. 12 bin tane müdürüm. Bilmem nenin başı doğru burada. Bir anda çeksek sistem çöker dedi. 12 bin adamı alıp da tekrar boşluk bırakmam mümkün değil. Yavaş yavaş almak zorundayız dedi bana. Biz şok olmuştuk. Ben şok olmuştum. Ama sonra bir baktım. Dedim acaba müdürüm abarttı mı bu rakamı? Rakama bakıyorum 12 bine. Vallahi müdür az söylemiş. Çünkü 2016 Temmuz 20 2018'e geldik. Hala şey baylok yakalıyoruz. Hala baylok çıkıyor. Hadi onları da geçtik. Bülent Arıç'a bir soru daha. Ya geçenlerde tekrar haber yapıyoruz. Biz haberciyiz. Ben gazete gündemlerine de katılıyorum. Patır patır düşüyor abi. Bir operasyon çıkıyor. FETÖ mensupları, FETÖ üyeleri bilmem ne gaybiyet evleri toplanıp aralarında para toplayıp bilmem ne dağıtımı yapıyormuş. Adam hala yaşamaya çalışıyor ya. Hani pompacı mompacı FETÖ'cü mağdur falan diyor ya. Var mıdır? Vardır. Onu bilemiyorum ben o kadar detaylı. Hani yanlışlıkla FETÖ'nün de ihbar ettiği bir adam da bir mağduriyet yaşanmış olabilir. Onu bilemiyorum ama devletin başka türlü savaşma şansı yok bunlarla. Hangi mağdur, hangi KYK'dan bahsediyorsunuz? Bir tarafta benim çocuğumun devletimin geleceğinden bahsediyorum. Bu tarafta acaba mağduriyet var mı? Dokunmayalım acaba bunlar kimdir diye. Soramam ki ben. Zeynep, sormak şansım yok. Ama o mağduriyete de değinmek gerekmez mi? Mağduriyet var, olabilir. Onlara dokunursun. Bakın raporlar hazırlanacak. Bunlar hep konuşuldu. Ben zannedersem bu tür şeyler zaten şu anda devletin en üst kademesinde raporlar halinde duruyor. Ona ayıklanmaya çalışılıyor. Ama siz uçurumun ucundan geri dönmüş bir ülkesiniz. Olağanüstü hal ilan edilerek kurtarma şansınız var. Onunla bile zor kurtaramıyorsun. Onunla dahi kurtaramıyorsun. 12 bin, bana 20'sinde gelmiş 12 bin polis alınması lazım diyor. O günden buna 13 bin polis yakalandı. O da bini görmemiş bin tanesini. Ve şu an toplanıyorlar. Mesela adam İstanbul'da, Antep'te geçen hafta vardı. Ankara'da yaşandı, İstanbul'da yaşandı. Hala polis, emniyet bu KHK mağdurları çok oluyor ya diyorlar. Hala gaybiyet evlere toplanıp para toplayıp aralarında işte şuna bilmem ne vereceğiz. Yurt dışından gelen para yakalandı. 2 hafta önce yurt dışından aktarılan paralar var. Buradaki FETÖ'cülerin şu anda hani amorf bir tipler ya bunlar. Bir an değişmişler. O pompacı mı diyor mesela. Adam pompacı olmuş okul müdürüyken. Adamın banka hesabına 2500 dolar para geliyor yurt dışından. Ama bu operasyonların devam ediyor olması bir mağduriyet yaşandığı gerçeğini değiştirmez mi? Bakın ben asla bu yani dünyanın her tarafında olan bir şey bu. Gayet doğal bir şey. Olsun demiyorum. Mağduriyet tabii ki olmaması gerekir. Yani biz temizlik yapıyoruz. Önümüze kim gelirse temizleriz. Temizlensin denmez. Devletin böyle bir şey olmaz. Özel şirket sahibisin de dersin ki bu iş başarılı olmuyor. Hepsini kovun dersin, biter. Hepsini mağdur edersin. Dersin ki adamın malı mülkü. Özel sektör bu. Devlet bunu yapamaz vatandaşına. Bu konuda bir sıkıntı yok. Zaten bunu da en üst kademeden Sayın Cumhurbaşkanımız da aynı şekilde söyledi. Vardır tabii mağdurlar. Olabilir. Olmuştur. Her dönemde İngiltere'de bazı mahkemeler 5 yıl sürüyor mesela. Dünyanın her tarafında olur. İngiltere'den bahsediyoruz. Geçenlerde onunla ilgili rapor çıkarttılar Avrupa Birliği Konseyi'nde mahkeme kararları diye. Yani biz de zannediyoruz. İngiltere'de dahi böyle bir şeyler olabiliyor. En hızlı demokrasi anayasası yok ama çok hızlı bitiyor her şey. Olabilir. Ama şöyle söyleyeyim yani biz bunu efendim KHK mağduru yaşanmasın diye de biz ipin ucunu bıraktığımız zaman var ya o hala geçen haftalarda yakalanan Antep'te, Ankara'da, İstanbul'da haberlere bakın geriye doğru bulacaksınız. Baylok ve başka sistemler kullanıp hala bir araya gelip hala organize olmaya çalışan insanlara
yapılan operasyon dur, ne yapalım, durduralım mı? Ya bir dakika, bunlar da belki mağdurdur. Bak bu da okuldan atılmış ama pompacılık yapıyor. Evet. E bunu almayalım. Bunu hiç sormayalım. Gözaltına almayalım. Neden? Şu an hiçbir şekilde bir şey yapmıyor görünürde. Adama yurt dışından dolar dolar hesabına para geliyor. Ve farklı şey, dolaylı şekilde gelebiliyor. Bu beraberinde şu tartışmayı getirmez mi? FETÖ'yle mücadelede yeterince istediğimiz noktaya ulaşamadık o zaman. İşte ulaşamıyoruz. Çünkü aradan 3-4 yıl geçti. Ulaşamıyoruz. Çünkü bu temizlenmesi kolay bir şey değil. Yani siz bir devleti komple birden tekrar yapılandırıyorsunuz. Çünkü adamlar öyle sızmışlar ki bu bir vaka. Yani rakamları vermek, bak ortaya şapka geç. Bu işin sağa solu, yandaşı, gayri yandaşı yok. Bunun Cumhurbaşkanı'yla, AK Parti'yle, siyasetle alakası yok. Çok net bir tablo var ortada. Ben 2011-2012'de dahi verdiğim mücadelede bunun mücadelesini veriyordum. Yani ben sonuçta İmam Hatipli kökenli bir adamım. Bana baksa bana çok güzel gelmesi lazım bu işin. Ama 18 sene yurt dışında yaşadım ve Türkiye'ye balkondan baktım. Ben Türkiye'den balkondan bakınca gördüm bunları. Baktım onlar burada bilmem ne Orta Doğu imamı. Şu imamı dedim ya bir dakika benim devletim var. Yani benim İmam Hatip kökenli birisi olarak bu işe bakarken şöyle bakmam lazım. Aa bunlar ne güzel ya. Aa, iyi adamlar bunlar. Allah kitap diyorlar. Türkçe olimpiyat yapıyor falan. Ben bu gözle bakmadım. Ben öncelikle memleketim vatanım diye bakarım o işe. Çünkü ben dışarıdayım. Etkileşime girmedim. Bütün herkesin de benim sağcı solcu arkadaşlarım da gene yaşadığımız bölgelerdeki diğer Türk vatandaşları da birçoğu bu gözle bakabilirler. Yeter ki ideolojik bir körlük olmasın insanda. Yoksa amaç maksat aynıdır. Hepimiz biz bu gemide izlerken bunu kaz. Ha bunu da kabul etmiyorsan başka gemiye git kardeşim. Benim gemim bu. Benim gemimde herkes bir arada yaşayabilmeli ve Türkiye bu gözle bakabilmeliyiz. Kökü dışarıda olan bir şeyin merkezi, bir ideolojinin veyahut da bir siyasi hareketin, bir inancın her neyse merkezi bu toprakların dışındaysa eğer o şey milli değildir. Adam Pensilvanya'da yaşıyor dedim ben. Nasıl milli olabilir bu adam? Bana her şey bırak şimdi bana böyle hadisten bilmem neyi. Okuma böyle şey. Ben okudum onları. Ben o inancı akademik seviyeye kadar okudum. İlahiyatta da okudum. Bana bunu anlatmayın dedim. Mesele bu. Vatan meselesi. Bana bir toprak bırakılmış. Bu toprağa benim geleceği ve çocuğumun geleceği. Bu. Buradan baktığın zaman, bu naiflikle baktığın zaman bütün net tablo ortaya çıkıyor. O yüzden benim burada şu çizgilerim içerisinde dışına kaldığım anda acıma duygum ortadan kalkıyor. Ya bu adam bir müdürdü. Bu adam bilmem neydi şimdi bunu yapıyor. E bir bakıyorsun adamı 10 kişiyle buluşmuş evde gizli evlerle kod isimlerle. Bilmiyorum ki bu adam gücü kazanırsa gene beni kesmeye çalışacak. Bilemiyorum. Ha bir daha söylüyorum. Yargıda hata olmaz. Dünyanın ya hatasız ne var ki dünyada? 17 yıllık iktidarda kaç tane hata yapmışsındır? Hatalar olmayacak. Olacak tabii ki hatalar. Ama önemli olan hatanın üzerine tepinmek veya dövmek değil. Düzeltmemiz lazım. Mağduriyetler olmasın. Tabii ki olmasın. Hadi Özışık'ta KHK ile alakalı Cumhurbaşkanı'nın önünde bir dosya olduğunu ve bununla alakalı bir çalışmanın başlayacağını söylemişti. Evet, bakalım doğru. Nasıl bir sonuç çıkacak oradan? Yani varsa mağdurlar bence ne ortaya çıkacaktır. Bu konuda sabretmek lazım. Bu konuda çok ihtiyatlı düşünmek lazım. Unutmamak lazım ki hala yapılan gözaltılarda baylokçu çıkıyor. Hala toplantı yapıyorlar. Bunlar bu ülkede yapılıyor. Bunları KHK var, mağdur var, pompacı oldu bilmem ne. Adam işte genel müdürdü, şimdi sıva ustası. Yapılmayın böyle şeyler. Dünyanın her tarafında mağduriyet var. Bu ülkede bir kilo portakal çalan hamile kadını da altı hapsi içeriye attılar. Bunlar doğru şeylerdir manasında. Yani yanlış emsal, yanlış misal doğruyu göstermez. Bu yanlış şeyler, bunlar olmayacaklar. Ama bize buradan yaklaştığın zaman sen beni irademi kırmaya çalışıyorsun. Sonuna kadar arkasındayım. Yani o dosya orada olmalı. Hiç kimse ne KHK'dan ne başka bir şeyden mağduriyet yaşamamalı. Bir kişinin bile bir lokması, ağızdan geçecek bir lokmasına göz dikmek devletin işi değildir. Devlet bunu asla kabul edemez, yapamaz bunu. Devletin görevidir benim hayatımı, canımı, malımı, her şeyimi koruması. Asli görevidir devletin, o yüzden var. Bunu kabul ediyorum. Çok inceleyip sık dokunması lazım ama bunu propaganda haline getirip yitirdiğin zaman yapılan mücadelede, birazca siz söylediniz yani. Ne dediniz? Orada ya bu mücadeleyi bir sekteye uğratır mı? Bunu çünkü FETÖ'cüler bu şekilde yapıyorlar. Şu anda dünyada propagandası böyle yapılıyor bunun. Şu anda o batıya kaçan Amerika'da ve Avrupa'daki FETÖ'cüler kaçanların hepsi KHK mağduriyeti üzerinden propaganda yapıyor dünyaya. Türkiye'de demokrasi yok. Türkiye'de hak mahrumiyeti var. Türkiye'de işte müdahale edilmesi gerekiyor. Bunları Avrupa Birliği'ne almayın. Efendim adamlar ta S-400'e kadar propaganda yapıyor. Ne üzerinden? Mağduriyet. Bu yanlış. Ben Cumhurbaşkanı o refleksinin öyle olduğunu düşünüyorum. O açıdan esefle
karşılamıştır Bülent Arınç konuşmasını. Tabii bu az önce söylediğim Cumhurbaşkanı'nın önünde bir dosya olduğu da Hadi Özışık'ın iddiasıydı. Oradan henüz bir sonuç çıkmadı. Bakalım. Ama dosya çok daha önce vardı. Hadi Bey'in söylediği doğrudur. Ben teyit edeyim size. Ben de kendi gazetemde böyle bir dosya var zaten. Cumhurbaşkanı'nın önünde KYK ile alakalı var, bir dosya var. Böyle bir dosya var. Bu dosyayı böyle şey olarak görmüyor. Yani böyle bir kağıt var, bunun üzerine bu yazıyor değil. Bunun çalışması zaten Cumhurbaşkanı bizzat kendisi başlattı. Bu mağduriyetlerin önüne geçebilmek için. Sakın dedi asla. Atizi itizi meselesi vardır dedi. Bu konuda çok hassasım dedi. Tamam. Yani ülkeyi yok etmeye çalışan bir örgütle savaşıyoruz. Ama burada adım atarken çok dikkatli adım atmamız lazım. Biliyorum ya, ben size örneği verdim. Yani MİT rapor hazırlarken içine kaçmış birkaç FETÖ'cü bunu hazırlıyorsa... Evvelsi gün galiba TÜBİTAK'a bir operasyon yapıldı. TÜBİTAK. Aradan geçmiş kaç yıl. TÜBİTAK. Şimdi oradaki görevler alınacaklar. Mağduriyet yaşandı diyebilecek miyiz? Veyahut da ya bekleyelim bakalım. Şu anda nasıl FETÖ ile ilgili bir onların operasyon gücü yok. Bırakalım kalsınlar. Çoluk çocuğu var mı diyeceğiz. Bakın bu çok böyle bir çizgiden bahsediyoruz. Ama devlet beni korumak zorunda. Beni dediğim ki vatandaşını korumak zorunda. Evet. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak oradan. Şimdi size bir tweet okuyacağım Hikmet Bey. Evet. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun bu sabah attığı bir tweet. İzleyenlerimiz için de okuyayım. Kahramanın hikayesini yazıyorum diyerek kahramandan daha çok kendilerini kahramanlaştırmaya çalışan profesyoneller bilsinler ki yalan, yanlış ve eksik verilerle genel merkez iradesinin, CHP örgütlerinin ve İstanbul İttifakı'nın emeğine hiç kimse saygısızlık edemeyecektir. Şimdi kahramanın hikayesini yazıyorum diyerek kahramandan çok kendilerini kahramanlaştırmaya çalışan profesyoneller dediği, yani bizim de burada arkadaşlarla konuştuk. Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasını yürüten Necati Özkan bir kahraman mıydı kitabın adı? Bir kahraman hikayesi. Bir kahramanın hikayesi isimli bir kitap yazdı. Evet. Canan Kaftancıoğlu da direkt ismini vermeden böyle bir tweet attı. Şimdi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Necati Özkan üzerinden Ekrem İmamoğlu'nu mu eleştiriyor sizce? Evet. Bence ne güzel böyle şöyle yaptın ya, yani şöyle şunun üzerinden bunu yap. Bunu yap, bence onu yapıyor. Başka bir şey okuyamam ben yani. Net bir şekilde bence fotoğraf o. Kahraman, kahraman, kahraman diye gidip o, çünkü uzunca bir tweet yani sonuna kadar kullanmış 280 karakteri. Evet, çünkü diyor ki kimse genel merkezin iradesini, CHP örgütlerini ve İstanbul İttifakı'nın emeğini hiçe sayamaz. Nedir o İstanbul İttifakı? Soru çok önemli bak. Orada mesajlar var. Yani şeytan ayrıntıda gizlidir diye bir laf vardır. Şeytan ayrıntıda gizlidir. Efendim siz burada bir kahraman yaratıyorsunuz. Necati Özkan'ın biliyorsunuz PR'cısı. Kahramanın yolculuğuymuş bu arada kitabın ismi. Kahramanın yolculuğu. Bir de müthiş bir şey vardır böyle bir de. Ben inanamıyorum bunlara. Bazen çok net oldum mu onlara sözüm yok, tenzih ederim. Bilgiler nettir. 3 ayda çıkar kitabı da. O kahraman henüz daha 3. ayına girmeden o kitabı çıkarttı ya, helal olsun. Ben size yani, bir şey soracağım. Çok hızlı çıktı. AK Parti'nin bu zamana kadarki en iyi seçim kampanyalarını kim yürütmüştü? Rahmetli Erol Olçok. Ve ben kitap yazdığını görmedim hiç. Ya mesela. Yani çok hızlı bir kitap yazıyorlar. Herkes tabii kendi adına bir şeydir o, bir rant elde etmektir. Ya kitabını yazarsın, satarsın, kazanırsın veyahut da bir PR'cısı olduğu için, yani İmamoğlu'nun PR'cısı olarak biz piyasada hep ondan bahsediyoruz. Necati Özkan bu işin arkasındaki adam, işte bunun PR'ını yapıyor, reklamını yapıyor falan diye. Valla bence şimdi ciddi bir sorun var ortada gibi görünüyor. Bu tweetten okuduğumuz birincisi kitaba gönderme yaparak bir orada kişiyi, ismini kullanmamış ama Necati Özkan'ı kastediyor. Net bence. Çok böyle salağa da yatmamak lazım. Evet. Acaba o kahraman kim? Acaba Koca Mustafa Paşa mıydı? Hangisiydi falan diye düşünmeye gerek yok. O belli kahraman kim oldu. Kullanıcı yorumlarına baktım. Ben çünkü kitabı okumadım. Şey yazmışlar. Canan Kaftancıoğlu'na yer vermedikleri için Canan Kaftancıoğlu böyle bir serzenişte bulunmuş. Nerede yer ver? Kitabında olmadığı için. Buna bozmuş. Çok bu basit bir yorum tabii, yani bunu kitabı okuduğum için bilmiyorum, yer vermemiştirse vermemiştir onu da bilemiyorum ama bu çok basit bir yorum yani kitabında olmak istemeyen bunları söylemez, arkasındaki verdiği mesaj bence dediğim gibi şeytan ayrıntıda gizlidir, arkasından İstanbul İttifakı'nı bozamazlar diye bitiyor yani o cümle değil mi, yanlış İstanbul İttifakı. İttifakı'nı yok sayamaz. Şimdi ben İstanbul İttifakı'nı bilmiyorum, ne menen bir şeydir İstanbul İttifakı. İstanbul İttifakı var. Ama bu İstanbul İttifakı. İstanbul'da geçenlerde Pervin Buldan bir açıklamada bulundu biliyorsun. Şu öteki açıklaması. Biz çok büyük bir demokratik ittifak yaparak İstanbul'da aday göstermedik. Şu anda
CHP'yi çok suskun görüyoruz. Sessizliğini koruyorlar. Gerektiği zaman biz bunun cevabını veririz dediler. Çok net bir tehdit. Bu bir tehdittir yani. Gerektiğinde cevabı vermektedir ki arkasından İsviçre'de bir baktık. İşte CHP'nin toplantı salonunu HDP'li PKK'lılar bastı. Bir sürü şeyler oldu orada. Sonra tabii farklı yorumlandı. Bastı dediler. Ben dedim ki yok basmadılar. Dışarıda pankart açmışlar. Şöyle yazıyor. Kaftancıoğlu verdiğin sözü tut. Biliyorsun değil mi o Sivçe'deki hadiseyi? O da şu. O pankarttaki şeyi bulduk. İşte efendim Tunç Soyer İzmir Belediye Başkanı olursa eğer söz sizi işe aldıracağım demiş. Niye oraya karışıyor? Niye Tunç Soyer'le ne alakalı var bilmiyorum. Ama o pankartı gördük. İsviçre'deki toplantıda. Şimdi valla bir serzeniş var. Çünkü içeride şu var. İmamoğlu ve ekibi herhalde farklı çalışıyor burada. Bilemiyorum nasıl farklı çalışıyor. Kaftancıoğlu'nun da biraz böyle dizginleri elinde tutma gibi bir refleksi oluşmuş. Sanki Kaftancıoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nde farklı bir ekol, farklı bir rayda gidiyor. Diğerleri farklı bir rayda gidiyor. Bu sıkıntının yaşandığını görüyoruz burada ve İstanbul İttifakı'na zarardan bahsettiğine göre bence burada HDP ittifakı ile ilgili bir şeyler var. Çünkü olay çok ayyuka çıktı artık. Millet baskın diye söylediği şey, İsviçre'deki hadise olan şey bir hak aramaydı. Yani tırnak içerisinde çok ironik bir hak aramadan bahsediyoruz tabii. Yani terör örgütü hakkını arıyor bu. Terör örgütünün de bir hakkı var kendine göre. Onu arıyor. Diyor ki verdiğiniz sözleri tutun diyor. Orada pankart falan açılıyor. Ne kadar doğru açıldığının detaylarını bilemiyorum. Ama orada bir eylem yapmıyorlar. Yani sadece salona girip bir şey söylüyorlar. Ki bundan bir hafta önce de HDP eş başkanı açıklama yapmış. Yani sessizliğin hesabını verirsiniz diye. Şimdi bir taraftan İmamoğlu da bunun karşılığını veriyor. Nasıl veriyor? Strasbourg'da. Yani bir şey soracağım. Avrupa Bölgesel Yönetimler Konseyi veya Kongresi'ne katılan bir İstanbul Belediye Başkanı'nın mevzuyu oraya getirip de Türkiye'de kayyım atanıyor, seçilmişler yerine bilmem ne atanıyor deyip de Türkiye'deki demokrasi eleştirmesi çok normal mi sizce? Bence hiç normal değil. Bire mesaj veriyor yani. Bir tarafta İmamoğlu mesajı verirken Kaftancıoğlu için yeterli olmuyor belki de bu mesajlar. İstanbul İttifakı dediği CHP-HDP ittifakıdır. Buna net söylemek lazım. Yani Millet İttifakı yerine İstanbul İttifakı. Görünen bir İyi Parti var. Hani dirsek temas yaptığımız bir saadet var. Öyle demişlerdi ya, sormuşlardı. İttifakta mı? Yok, biz dirsek temasında bulunuyoruz. Sonra büyük bir demokratik ittifaktan bahsettiler. Bir kayıktan bahsettiler millet diye. İşte bunun içerisinde İyi Parti var. Tamam, ama sanki hiç şey yok. HDP, PKK yok. Yani şu var, yanımıza dur ama görünme. Dedikleri bir şey var. Ayıp bir şeymiş gibi. Ya herhalde hissediyorlar onlar da bunu. Ve bunu söyleyemediler. Bunu hala inkar ediyorlar. Ha artık inkar etmiyor ama refleksleri o yönde gidiyor. Nedir o inkar etmek refleks meselesi? Bunu oraya iteliyoruz diye demiyorum. Yanlış anlamasın kimse. Valla ben demiyorum, onlar diyor. Cevap istedik. Biz 10 defa sorduk, cevap alamadık mesela. Biz 100 tane köşeden bağırdık, çağırdık. Yani Sezai Temel diyor ki, öteki eş başkan. Ya orada oturuyorsan, bu koltukta oturuyorsan, ey Mansur Yavaş ve İmamoğlu, bil ki onun bizde büyük payı var. Soruyorlar, beni ilgilendirmiyor diyor. Ama onu ilgilendiriyor. Aday göstermedim ben diyor. Senin için de aday göstermedim. Karayalan açıklama yapıyor. Veysel Ozat açıklama yapıyor. Büyük bir ittifak var, devam edin diye falan. Bunlar destek gibi görünmeyecek. Veyahut da işte ilk önce Batman'a gidiyormuş da işte Diyarbakır'a gidiyor. Diyarbakır'da HDP, PKK ile birlikte oturup orada onlarla, bu bir dalalettir diyor. Gaflet ve dalalettir diyor. Ya diyorsun ki bu belediyeler net bir şekilde söylüyor bunların diyor. Zamanında oldu 2015'te. Bütün belediyenin tüm imkanlarını terör örgütüne verdiler. Onu kullandırdılar. Çukurları bile bunlarla kazdılar. Ve şu anda böyle bir ilişki var, bağlantı var. Ben bir daha 2015'te yaşanmasın, bir daha bunlar yaşanmasın. O yüzden korumak zorundayım millet diye müdahale ediyor. Sen diyorsun ki ben bu taraftayım. Bunun karşılığı var tabii. HDP'li bir sözler verildi karşılıklı. Bir sözler verildikten sonra bilemiyoruz ne sözler verildi. Bir tanesi tayin istiyor, bir tanesi başka bir şey istiyor. İşten çıkan işçiler bugün diyorlar ki bizim yerimize kim alacaksınız? Bu kadar işçi çıkarttınız diye hala. Şimdi bütün bunlar buraya gelmişken Kaftancıoğlu işten memnun değil belli ki. Yani o yetmiyor. Yani İmamoğlu'nun Diyarbakır'da bu bir gaflet ve delalettir. Kayyum atamaları için söylüyor. Bu kadar çok koruması HDP, PKK'yı, arkasından yetmeyip sınır ötesi Türkiye'yi şikayet etmek gibi hiç gereksiz,
hiç lüzumsuz, özel bir konu olmadan kendi konuyu açıyor. Türkiye'de bunlar oluyor. Demokrasi açısından utanç vericidir, yanlıştır. Her neyse cümleleri hatırlamıyorum. Avrupa'da zaten biz de Türkiye'yi bu yüzden eleştiriyoruz. Ben soykırım yapmıştım geçen hafta. Bak görüyor musun? Bu Türkler neler yapıyormuş? İşte o Fransız meşhur Lafarge bilmem ne çimento fabrikası satamıyoruz artık biz Pekkalılara bunları. Batı zaten senden bunu bekliyor. Çünkü onların Türkiye'nin üzerine çullanmış durumdayken sen çıkıyorsun orada. Aynen Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gibi. Kılıçdaroğlu bu işin doyanıdır biliyorsun. Türkiye'yi dünyaya şikayet etmek de bir numaradır. Türkiye'de bunun kronolojisini yazmış bir insanım ben. Tarih. 2011'den itibaren başlıyor. Günümüze kadar ki 7-8 yıllık şeyi yazdım. Şikayetini yazdım. En son haber yapmıştık. Yani akşamda Focus dergisinde telefonla röportaj vermişti. Focus'a Alman vermişti. Biz de tabii duyunca, dergiden okuyunca, tercümesini okuyunca emin olmak için aradık Focus dergisini. Aradık. Genel yönetmenimiz o zaman Murat Kerkitlioğlu'ydu. Almanca konuştuk. Dediler ki böyle dediler ki biz röportajımızı sesli kayıtlı yaparız. Kayda alırız. Bunun deşifresini yaparız. Sonra yaptığımız kişiye göndeririz. Oradan teyit olduğu zaman, authorized olduğu zaman biz basarız diyor. Bitti. Ne dedi orada? Türkiye'de can ve mal güvenliği var mıdır? Türkiye'de can ve mal güvenliği yoktur dedi Kılıçdaroğlu. Bütün turizmciler ayağa kalktılar biliyorsun. Ya düşün, şikayetini gidemese bile adam olduğu yerden Türkiye'ye şikayet ediyor. Turizmciler orta ayağa kalktı. Almanya Türkiye'de şu anda ya bir ya iki sıradadır. Alman turist Türkiye'ye gelmesi. Almanya Türkiye'de can ve mal güvenliği yoktur dedi ya. Yani siyasetçi bu. Yani sen buna Türkiye'ye fayda bekliyorsun. Ne o? Ben Erdoğan'ın gitmesini istiyorum. Şimdi sen Erdoğan gitmesi istiyorum diye buraya kadar gelmişsen senden her şey olur. FETÖ'cü olur. Hain o. Her şey olur senden. Pekkale'de işbirliği yapabilirsin. Hadi böyle konuşurum ben. Eğer senin aklında varsa. Ben 28 Şubat'ta yaşadıklarımı 28 Şubat'ta mücadele eden bir tanesi olarak söylüyorum. Benden çok daha ağır bedel ödeyenler de var. 16 yaşında içeri girip de 13 sene yatan Yakup Köse gibi. 16 yaşında vak vaklı cak caklı tişörtü içeri girdi. 13 sene sonra çıktı adam. Ve anayasal düzeni bozmaktan. Bir şey soracağım peki. Peki ben yerden çakıl taş alıp da devletimi attım mı? Atmadım. Biz memleketi hiçbir türlü satmadık. Darbeden sonra da satmadık. Her türlü bir şey vardı. Hani geçenlerde şey vardı. Kimdi o? Demokrat Parti, Amerikalı Demokrat Parti'nin sözcüsü Nancy. Bilmem ne birisi, unuttum soyadını. ABD'deki toplantılarda Trump'a direkt crazy, deli falan filan diyor kadın. Akıl sağlığınız olsun. Dışarıda buna soruyorlar Trump'a. Sordular dedi, bu benim president'im, bu benim başkanım, bir dakika hop bir saniye falan dedi yani kadın. Amerikalı kadar olamıyor muyuz acaba bilemiyorum. Veyahut da bizi bu kadar çok reflektör iten nedir? O yüzden ben bunlardan her şey olur diyorum. Benim canımı acıtan bir tek bu. İstanbul'da kutuplaşma başkanım. Kötü bir şey değildir. Kutuplaşalım Zeynep. Hadi sen o artı ben eksi olayım. Kutuplaşalım. Çünkü kutuplaşmanın sonu nötrleşmektir. Nitratız gibidir. Muhalefet kuşun kanatları gibidir. Olacak. Bu başka bir şey. Biz burada başka bir şey konuşuyoruz. Bunu söylerken çok kızıyor. Sözcü FETÖ'cülük yaptı mesela. Şimdi bak en büyük bir mücadele verdik. Ya zamanında mücadele vermiş olabilirsin. Ama önüne yer. Bak Erdoğan'ı indiriyoruz deyince. Ha gel baba gel. Kim? PKK. Gel baba sen de gel. Ülke bölünüyor. Bölünsün kardeşim. Yani söz konusu ben Metin Feyzoğlu'nu bugün uzattık kusura bakmayın onu söylemek zor. Metin Feyzoğlu'nun son çıkışını desteklediğimde bütün herkes kırıl döktü Metin Feyzoğlu'nu. Metin Feyzoğlu bir cümle kurdu orada benim için kıymetli olan. 50 tane konuda anlaşamayız. 100 konuda kavga edebiliriz. Bir cümle kurdu sadece. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Ben baro başkanıyım. Yargıda sorunlar var çözülmesi lazım. Başka merci yok yani Zimbabwe yok karşımda. Şurada Çağlayan'da avukatlar çay parası bulamıyor. Çözmem lazım bu sorun dedi ya. Ve Cumhurbaşkanı da bu. Beğenme. Bu karşı koydular. Dedim ben manyaksınız o zaman siz. Başka nereye gitti? Ne yapacaktık? Başka ne yapacaktı adam? Dedim ki bak bu çok önemli bir kelimedir. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Öyle değil mi? Söz konusu Mehmetçik çarpışıyorsa sormayız bu kimin Mehmetçiği? Kim eve verdi? Ya o benim Mehmetçiğim. Yıllardır böyle yaşadık. Ama bunların geldiği nokta olarak da size manşet vereyim. Söz konusu Erdoğan'dan kurtulmaksa bu vatan teferruattır diyen adamlar var bu ülkede. Söz konusu Erdoğan'dan kurtulmaksa. Ve bunu yaşadık biz. Kendileri ultra kemalist, ultra ulusalcı diyen tipler bugün Besa Ozat'a cevap veremiyor. CHP'nin düştüğü durum.
2015'teki seçimlerde, 14 seçimlerde, yerel seçimlerde FETÖ'nün tüm kasetleri meydanda dinleten de Kılıçdaroğlu'ydu. Kaset 1, çılgın proje, kaset 2, tape 3, tape 5 diye. Ya bu hani FETÖ kötü bir şeydi, ne oldu? Hep bir sürü kötü bir sürü şeylerle algı operasyonu yaptılar. Balyoz'u yaptılar, Ergenekon'u yaptılar, bilmem ne yaptılar. Cumhuriyeti yıkıyorlardı bunlar. O kasetlerle Türkiye'yi mi kurtarıyorsun? Demek ki kötü olan şey buymuş. Önemli olan neymiş? Söz konusu vatansa gerisi seferberdir. Keza siz bu Canan'ın Kaftancıoğlu tweetiyle alakalı başa dönersek, oradaki İstanbul İttifakı'nı sorguladınız. Bence o PKK, HDP-PKK yapılan ittifak. Necati Özkan'ın da... Ona dokunmayın diyor ya, yani bozmayın o ittifakı diyor. Yani bazı içerideki Baykalcı ekip gibi olan, bizim ulusalcı bildiğimiz, özlüyoruz onları. O ulusalcılar vardı ya, bir Gülayman Güler'ler gibi, değil mi? Baykallar gibi, hani Kemalist, Atatürkçü olan ekip vardı ya. Onun gibi düşünüyorsanız yanlış yapıyorsunuz diyor Kaftancıoğlu. Sakın diyor bozmayın. Bu ittifak diyor, bak diyor, Kandil bizi uyarıyor. Ekrem İmamoğlu koşturmaya çalışıyor. Ondan daha fazla şeyden çok, kraldan çok kralcı olmayın diyor. Bir de biz bu işi ben yönetiyorum diyor. İstanbul İttifakı dedi, İstanbul İl Başkanı kendisi çünkü. Ben yönetiyorum diyor. Ben Kandil İttifakı'nı ben kuruyorum diyor. Burayı bozmayın diyor. Mesajı öyle. Ben öyle anladım. Bakalım Necati Özkan'dan henüz bir cevap gelmedi. Gelirse biz haftaya tekrar konuşuruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ne Hikmetse programımızın burada sonuna geldik. Haftaya yeni konu ve gelişmelerle karşınızda olmak dileğiyle diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.